Bu sefer hiç fark etmediniz değil mi? Çünkü uyanıklık yaptım, kestim o. Ding sesi olmadı kamerada. Merhaba. Nasıl yakaladım size? Ders yaparken yakaladım. Nerede? Ama bunda benim bir amacım var. Neden sizi ders yaparken yakaladım? Neden? Çünkü ben geçen gün bir tane oyun diyeceğim şimdi. Oyun programa denk geldim. Okuma programına. Bana önerdi okuma programına. Ondan sonra onu yapan çok önemsedim. Çok hoşuma gitti o. Çünkü okumakla ilgili bir oyun bu. Ondan sonra bunu yapan firmaya ulaştım. Firma bana anlattı. Böyle bir şey yaptığını. Aslında böyle bir hem okumanı geliştirmek hem okumaya çocukları teşvik etmekle ilgili bir oyunmuş bu. Ben de onlardan böyle detayları öğrendim ve onlara da sonradan söz verdim. Bir tane videonun içinde dedim muhakkak sizin bu programınızı göstereceğim, oyununuzu göstereceğim. Çünkü buna oyun demeye dilim varmıyor. Çünkü böyle oyunla böyle geçen bir okumaya teşvik eden bir program diyebilirim ancak program olsun. Ben onu ama buraya indirmiştim. Nerede o? Okuyayım buradan. Aç o zaman. Gösterelim arkadaşlara da. Arkadaşlar bunun adı, bu programın adı Kirpik ile Kırpık. Başladığı zaman böyle bir ses geliyor. İşte Kirpik ile Kırpık. Ters, niye böyle ters oldu Elif? Şu ışığı ben tam ayarlayayım şöyle de bir. Evet, bu. Şimdi müziği çok güzel değil mi? Bir de kirpikle kırpığın kendileri de çok güzel. Hangisi kirpik bilmiyorum. Herhalde şu pembe olan kız o kirpik herhalde. Şimdi bu programda oyunda ne var Elif? Ben sana anlatacağım. Burada tabii sen daha okuma bilmediğin için bunu tam böyle okuyamayacaksın. Ancak böyle benim yardımımla veya işte annen de okuyabiliyor. Annenin yardımıyla devam edebilirsin. Türkçeni geliştirmek için, daha iyi, daha rahat okumak için çok güzel bir oyun bu. Burada bak mesela ne yazıyor? Otomatik oku. Burada senin yerine hikayeyi bu oyun okuyor. Ondan sonra ben okuyacağım diyor. O zaman sen okuyorsun. Bana oku da aslında otomatik oku gibi aynı. Orada ama satır satır gidiyor. Yani kelimeleri falan ayırabiliyorsun. Bir de kitapta oku var. Bu sefer de kitap gibi geliyor hepsi. Göstereceğim şimdi sana. Yani normal kitapta böyle yazar gibi geliyor. Şimdi otomatik okuya bastığın zaman bak burada soruyor sana. Kelimeler renkli, bir de satırlar renkli. Bastığın zaman sana mesela kelimeleri renklendirerek okuyor. Böyle mesela basalım bak. Şimdi her okuduğu kelimeye renk veriyor. Anladın mı? Nasıl sesini açıyorduk? Buradan mı açıyorduk? Gördün mü? Büyük ve güzel parkı gördüklerinde okuduğu kelimeyi renklendiriyor. Şaşkınlık ve mutluluk içinde birbirlerine baktılar. Tam da aradıkları gibi Tam bir senin manzara. yerine masal okuyor gibi değil mi? Sevinçle zıpladılar. Ondan sonra Artık yeni evleri bu parkta olacaktı. burada aynı zamanda dur şöyle bir durduralım dedim yetişemedim gitti. Dur Kendini bir önceki sayfaya bak geri dönelim. Bir önceki sayfada şurada mesela bak durduralım. Soğuk bir kadın. Tamam ablacığım bir saniye bekle lütfen. Bak şimdi şuraya bastığın zaman mesela bunlarla oyun da oynayabiliyorsun. Bak kirpik ile kırpık. Ben kirpik şeye diyeyim ki bu pembeliğe kirpik diyeyim kıza. Erkeğe de şey diyeyim kırpık. Onları böyle zıplatabiliyorsun. Ben kız sadakat. Tamam kim daha çok zıplayacak diye bak oyun içersen. Böyle işte bunları oynuyorsun. Ondan sonra dur bir saniye. Bir sonraki sayfaya buradan geçebiliyorsun. Böyle bastığın zaman bir ileriye geçiyorsun. Evet. Sonra bir sonrakine böyle buradan gidebiliyorsun. Burada şunu çalıştırdığım zaman burada da okumaya başlayacak. Dur ama sen şimdi bunu dinleme canım. Ben anlatayım arkadaşlara. Sonra sen kendin gene açar dinlersin, tamam mı? Böyle devam edebiliyorsun. Durduralım bir. Şurada bunun ne var? Bak müziği kesip alçaltıp yükseltebiliyorsun. Anladın mı? Bunları buraya ekleyebiliyorsun. Böyle bir okumak için bu elverişli böyle seni daha rahat okumaya Bakalım. dur da tam bakacağız da bak. Bu diğer sayfaları gösteriyor. Bak burada bir sürü sayfası var. Kaç sayfa? Ben bakmıştım ona çok fazla böyle. Hikaye çok uzun yani. Ve çok güzel okunmuş. Çok akıcı bir Türkçeyle, düzgün bir Türkçeyle okumuş. O açıdan okuma bilmeyenler de
açıp bunu senin yerine okumasını sağlayabilir. Sen de bu sayede hem kelimelere aşina olmuş olursun. Anladın mı? Çünkü her okuduğu kelimenin altını şey yapıyor. Her okuduğu kelimenin rengini değiştiriyor. Harflerin rengini değiştiriyor. Şimdi bir ana sayfaya yeniden geri ama dönelim. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Ya ama bir şey değil, onu yapıyorlar. Aa, onu da gördün sen. Ama bunu herhalde açmak gerekiyor okurken. Kendi kendisi işte sen oradan yuvarlandırabiliyorsun bunları. Buradaki animasyon da bu. Sonra bir sonraki sayfaya geçti. Şimdi ben ana sayfaya geçeceğim şimdi, tamam mı? Ana sayfada bir şey daha vardı orada. Ne vardı? Ha, ben okuyacağım. Böyle yaptığın zaman da ben okuyacağım dediğin zaman da ona tıklıyorsun. Bu sefer burada geliyor önüne sayfa. Sen oradan okuyabiliyorsun. Normal kitap okur gibi. Ve burada da yine bazı ayarları değiştirebiliyorsun. Neydi burada? Bana anlatmışlardı ben burayı aradığım zaman. He, bir üste geçmek için sana soruyor. Eğer sen büyüksen, çok küçük değilsen onu yapabiliyorsun. Bu toplamayı yapman gerekiyor. 8, 6 daha 14, 7 daha 21 değil mi? Nasıl yazacağız 21? He, 21. Tamam. Kirpikli çocuklarımıza alışılmadık bir kitap okuma deneyimi sunuyor. Hangi çocuklar için geliştirilmiştir? 6-11 yaş arası tüm çocuklar ve yaş sınırlaması olmaksızın özel eğitimcilerin uygun gördüğü tüm çocuklar için geliştirilmiştir. Burada bu uygulamanın amacı ve nelere yaradığı, nelere faydasının olduğunu anlatıyor. Benim aslında ulaşmak istediğim yer daha farklıydı. Daha başka bir yere ben aslında gitmek istedim. Yanlış geldim. Burada dediğim gibi orada kendin okuyabiliyorsun. Şimdi bir şey daha var. Bana oku dediği de ilk okuduğuyla aşağı yukarı aynı işlevi yapıyor. Hani kendisi okuyordu ya, abla okuyordu ya. O onunla aynı şeyi yapıyor. Bak burada. Bu sefer bak tüm satırı seçtim. Tüm satırı renklendiriyor. Bütün gece yürümekten yorgun düşmüş olan bak. Kirpikle kırpık adında iki kirpik. Geldiği yeri rengini değiştiriyor. Sen de buradan takip etmiş oluyorsun ne yazdığını. Mutluluk içinde birbirlerine baktılar. Tamam. Sonra aradıkları gibi bir parktı burası. Dur ablacığım bir saniye. Sevinçle zıpladılar. Bir saniye. Dur şimdi. Ondan sonra kitapta okuyu da göstereyim sana. Kitapta okuyuya geldiğin zaman kitapta okuya geldiğin zaman burada normal bir kitap olarak çıkıyor bu. Yani tüm sayfaları geliyor. O sayfaları böyle buradan çevirebiliyorsun. Kendin okuyabiliyorsun. Ama buranın eğlenceli yanı şu. Kitapta okuya geldiğin zaman burada okurken kendi sesini kaydedebiliyorsun. Sonra kendi sesinden dinleyebiliyorsun. Anladın mı? Yani sonra dinlerken de sesinin böyle şeyini de değiştirebiliyorsun. Mesela daha kalın sesle dinleyebiliyorsun kendini. Şimdi yapacağım bak, o çok eğlenceli olacak. Şurada galiba. Bak burada eğlence kaydı diyor. Eğlence kaydına tıkladığın zaman şimdi başlayacak. Direkt ben okurken sesimizi kaydetmiş olacak. Ormandaki bütün hayvanlar çok korkmuşlardı. Hepsi neye uğradıklarını şaşırmış. Hatta bazı hayvan dostları yaralanmıştı. Meğer ormanın içinden yeni bir yol yapılmaya başlanmıştı. O gün bu yüzden üzüntü içinde birkaç parça eşyalarını alarak oradan hızla kaçmak zorunda kalmışlardı. Şimdi sesimizi kaydetti bu. Bakalım dinleyeceğiz şimdi bu sesi. Şimdi açtık ki bunu. İnce veya kalın. Aa, bir saniye. Kaydı İnce, tamamla diyor. Ince. Fotoğraf ekle diyor. Bak buna fotoğraf da ekleyebiliyoruz. Hı-hı. Fotoğraf ekleyelim mi? Ya da bir geçici olarak bir dinleyelim istersen. Evet, ince. Bak dur. Ormandaki bütün hayvanlar çok korkmuşlardı. Hepsi neye uğradıklarını şaşırmıştı. Bazı hayvan dostları yere almıştı. Harbiden çok komikmiş ha. İnceye bas bakayım, ince. Çok güzel. Dur bir fotoğraf ekleyelim, fotoğraf. Fotoğraf ekleyelim de bunu kaydedelim, dur. Fotoğraf çek diyor, bak fotoğraf çek diyor. Fotoğraf çeke basalım. Ah, seni çekiyor şimdi. Sen hazır olduğun zaman bir şöyle komik bir işaret yap. Çok güzel. Şimdi bunu nasıl yapacağız bunu? Şöyle şuraya basacağım. Bir saniye bastım. Heh. Hop.
Elif sadece ağzın görünüyor. Dur bakayım şöyle küçültebiliyormuşuz. Sen küçültebiliyormuşuz. Bayağı bir fonksiyon var be. Değil mi Elif? Şöyle. Hadi be. Çok küçük yapacağım. Çok küçük yapacağım. Bitir diyorum. Ah bak çıktı. Şimdi kaydı tamamla diyelim. Bak artık senin şeyin orada. Bunu açarak. Elif kaybetmiş olacak. Ormandaki bütün hayvanlar çok korkmuşlardı. Hepsi ne anladıklarını şaşırmış. Harbiden çok komik. Dur bir de şöyle yapalım. Eğer ormanın içinden yeni bir yol yapılmaya başlamıştı. Sen İnce'yi daha mı çok sevdin? Dur tamam çok uzattım videoyu dur. Arkadaşlara şey yapalım gösterelim bunu sonra devam edelim. Harbi, burası çok eğlenceliymiş çok sevdim. Bu da çikolata. İşte tamam işte onu açtın zaman. Dur ama sonra izleyelim ya hadi bir arkadaşlara göstereyim ondan sonra lütfen. Baba sen. Ya şuraya basacaksın. Heh, evet bas. Sesimizi kondum. İyi de oradan inceye bas. İnce daha güzel bence. Tamam hadi lütfen babacığım. Şunu bitireyim bir. Arkadaşlara göstereyim. Dur şöyle en başa dönelim. Program bu şekilde Elif. Şimdi buradaki aslında en büyük şeylerden birisi. Yani bir de kitapta okuda bir şey daha vardı. Onu da göstermek istiyorum. Kitapta okuya geldiğin zaman. Yani sen okuyacağın zaman. Şurada bak. Şuna tıkladığında yazının karakterlerini de değiştirebiliyorsun. Hı hı. Mesela yazı boyutunu büyütebiliyorsun. Bak kocaman oluyor o zaman harfler. Küçültebiliyorsun. Sana uygun olan şekilde harf aralıklarını açabiliyorsun daha rahat okumak için. Küçültebiliyorsun. Ondan sonra satır aralığını büyütebiliyorsun. Küçültebiliyorsun. Arka rengi mesela pembe yapabiliyorsun. Bak pembe oldu. Veya mavi yapabiliyorsun. O okuma çubuğunu değiştiriyor. Şunun rengini değiştiriyor. Bu. Şu arka planı üsttekiler değiştiriyor. Hangi renk olsun? Mesela sarı olsun mu? Hayır. Bence sarı en güzeliydi ama sen bilirsin. Böyle bir program. Şimdi ben bu programı neden çok önemsedim? Hem okumamızı kolaylaştırmak için, çocukları okumaya hazırlamak için, ne dedim? Çocukları okumaya heveslendirmek için evet. Eğlenceli bir program olmuş. Evet. O açıdan güzel. Artı bir de bir hastalık varmış. Disleksi diye bir hastalık varmış. Sen biliyor musun Rusça'da var mı? Biliyor musun disleksi ne? Çok konsantre olamayan, çok böyle her şeye uyum sağlayamayan, nasıl diyeyim, hiperaktiften farklı bir şey ama daha farklı bir şey. Mesela okumakta güçlük çeken, anlamakta güçlük çeken çocuklar için onların okumasını ve anlamasını geliştirmek için yapılmış bir program. Disleksi çocukların daha rahat okumalarını sağlamak için de bu program önemliymiş ve dünyada tekmiş. O açıdan bir de bir Türk bir eğitim gönüllüsünün yaptığı bir program olduğu için de ben de destek vermek istedim. Ve onun için bu videoyu yaptım arkadaşlar. Siz de indirin. Yani şey Play Store'a yazdığınız zaman kirpik ile kırpık yazdığınız zaman demin gösterdiğim gibi indirebiliyorsunuz. Ve ondan sonra böyle eğlenceli kitap okuyabiliyorsunuz. Ve orada işte ba 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 diye de dinleyebiliyorsunuz. Beğendin mi? Şimdi açıp istediğin kadar şey yapabilirsin, dinleyebilirsin benim sesimi. Hatta kendi sesini de kaydedebilirsin. Tamam? Tamam. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kirpik ile kırpığı siz de deneyin. Görüşürüz. Bay bay.